İki haftalık süreç şaşırmadığımız bir süreç. AKP'nin her zamanki klasiği, kendilerinin çalıp oynadığı ve böyle bir tablo çizdiği bir süreçti. Tabii iki hafta öncesinde de yeni Plan Bütçe Komisyonu'nda iki ay boyunca aslında her bir bütçenin ayrı ayrı tartışıldığı ve önerilerimizi sunduğumuz, AKP'nin yapmış olduğu aslında talan politikasını ortaya çıkardığımız bir süreçti. Fakat bunların hiçbiri tabii ki AKP tarafından ciddiye alınmadı tamamen. Hatta ve hatta kendi kürsüleri bile bizim bu anlamdaki şerhlerimizi dinlemediler bile. Yani sadece oy kullanma sırasında el kaldır indir işlemini yaptılar. Fakat evet, bu şaşırdığımız bir şey değil. Yani AKP iktidarının ve küçük ortağının aslında talepleriyle şekillenen bir bütçeden bahsediyoruz. Ve bu bütçede de hiçbir şekilde kadına, halka, emekçiye, azınlığa dair hiçbir politikanın üretilmediği bir bütçeden bahsedebiliyoruz net bir şekilde. Bir de şunu da ifade edelim. Yani kendi aslında Türkiye'de iki kişiden biri AKP'nin bu politikalarını benimsemiyor ve kabul etmeyen bir yerde. Şimdi normalde yani dünyada hiç benzeri örneği yok ama yani o yüzden aslında birazcık daha buna çıkmak gerekiyor. Yani iktidarların bu anlamda şunu ortaya koyması gerekiyor. Yani iki kişiden biri bizi istemiyorsa biz o istemeyen kişinin de taleplerini gören bir yerde olmamız gerekiyor. Ve biz muhalefet olarak bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Gerek plan bütçede, işte adalette, İçişleri Bakanlığında, ailede tamamen bunların tamamını ortaya koyan, teşhir eden, yapmış oldukları politikaları eleştiren ve aslında önüne de bir öneri de sunan. Yani sadece eleştirmek değil, mesela kadınla ilgili şu örneği verebiliriz. İşte kadının isminin geçmediği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ortaya konulmadığı bir bütçedir diyoruz. Ve öneri de sunuyoruz. Nasıl olması gerekiyor diyoruz. İşte kadın sığınma evlerinden bahsediyoruz. İşte kadınlara sadece ve sadece aslında bir ücret veya bir kadınlara böyle eve çekilip sosyal devlet ilkesi gereği para veren değil, kadınları üreten bir yerde olması gerektiğini öneri de sunuyoruz. Fakat kör sağır, dilsiz, asla ve asla bunu kabul etmeyen, görmeyen, duymayan bir yerde olan bir iktidardan bahsediyoruz. Çünkü kendi iktidarlarını ancak bu şekilde besleyebilirler. Başka türlü besleme şanslarının da olmadığını düşünüyoruz. Biz gerek plan bütçede gerek de iki haftalık maratonda bir fiil bunları aslında AKP iktidarına değil halklara anlattık. Çünkü duymayacaklar, yani bunu duymayan ve görmeyen bir yerdiler. Biz tek tek, çünkü ekranlardan da yayınlanıyordu, tek tek halklara aslında nasıl bir sermayelerin bütçesi olduğunu, nasıl bir savaşın bütçesi olduğunu, nasıl bir işte azınlıkları benimsemeyen bir bütçe olduğunu halklara anlattık. Çünkü onlar bunu hiçbir şekilde görmeyecekler ve kabul etmeyeceklerdi. Ve genel kurulda da şöyle bir düzlem de oturtmuşlardı aslında. Yani sanki iktidar biziz, bunların hepsini biz yapmışız, saldıran da onlar. Yani bu böyle trajikomik bir tabloda çizmeye çalıştılar. Fakat halkın yoğun bir izlemesi de vardı. Yani gerek plan bütçeyi, gerek meclisteki bütçe görüşmelerini çok ciddi anlamda izleyen, dinleyen de var. Çünkü sahadan da bu dönüşleri alıyoruz. Biz halka bunu net bir şekilde anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü aktarabildik, anlatabildik. Yerel seçimle birlikte aslında halklara nasıl bir bütçe çıkmadığını, aslında savaşa, sermayeye, sermayelere bütçe çıktığında tüm halklara birlikte göreceğini düşünüyoruz. 100 yıllık Cumhuriyet aklının devamını biz parlamentoda görebiliyoruz. Ve şunu ifade edelim. Parlamentodan DEM Parti'yi çıkarsalar hiç konuşacak hiçbir şeyleri kalmayacak. Yani bu halk için ne yapacaklarını, bu azınlıklar için ne yapacaklarını, Aleviler için ne yapacaklarını, kadınlar için ne yapacaklarına dair tek bir tartışma önlerine koyamazlar. Sadece AKP'nin değil, tüm siyasi partilerin hedef noktası olarak DEM Parti görülüyor. Çünkü neden? Çünkü DEM Parti tüm Türkiye'deki toplumsal kesimlere dokunan bir yerden muhalefetini gerçekleştiriyor. Kadınlara dokunan bir yerden muhalefetini gerçekleştiriyor. Dillere, yani sadece Kürt dili değil, Kürt dili, Süryani dili, azınlık dillerinin tamamını kapsayan bir yerden politika üretiyor. Elbette ki AKP iktidarı bundan rahatsızlık duyuyor. Sadece AKP iktidarı değil, tüm muhalefet içinde bunu söyleyebiliriz. Yani her kürsüye çıkanın illaki işte 2-3 cümleden sonraki saldırısı DEM Parti üzerinden oluşuyor. Çünkü en etkin ve net bir şekilde tüm Türkiye halklarına olması gereken bir süreç ve yani hem bütçe için geçerli hem de politika ağını kuran bir DEM Parti'den bahsediyoruz. Ve haliyle işte kendi iradelerine, yani bizim irademize kadar dokunabilecek haddi ve cüreti kendilerinde bulabiliyorlar. Fakat bunun cevabını da yani hem halklardan hem bizden aldılar net bir şekilde. Yani sizi bu ülkede iki kişiden biri istemiyorken siz meclisin 3. Büyük Partisi'nin iradesine böylesi bir söz söyleyip haddine sahip değilsiniz diye de cevabını bizden aldı zaten. Çünkü en etkin muhalefeti bizler gösterdiğimiz için onların yapmış olduğu
hem sermayeye vermiş olduğu bütçe, hem emekçiyi yok sayan bütçeleri, hem kadını yok sayan bütçelerini bir bir her bir vekilimizle aslında teşkil etmemizden kaynaklı elbette ki kendi iktidarları sarsılmaması için kamuoyunda çıkıp kamuoyunda böylesi bir güzelleme yapacaklar. Mesela sadece o değil, kürsüye çıkan her hatipin bu anlamda genel bütçeyi yorumlamadan ziyade kendileriyle ilgili, özellikle AKP kürsüsü için söylüyorum, tamamen bize saldıran bir yerde oldu. Bakın düşünün, bir tane AKP'nin hatipi çıkıp şunu diyebildi. Siz dedi, çocuklarınıza Kürtçe isim takamıyordunuz, bunu bile biz getirdik. Şimdi bakın bunun bir canlı örneği benim. 89 doğumlu ismim Dilan ve daha AKP'nin ağasının olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunu AKP getirmiş olabilir mi? Yani bu bile aslında nasıl bir kendilerini başka bir noktadan işte Kürt'ü kendi çaplarında getirmiş olduklarına inandıkları ama oysa ki 100 yıllık cumhuriyetin devamı akıl olduklarını gösteren bir şeydir. Bu elbette ki Kürt halkının direnmesiyle, Kürt halkının bu anlamdaki mücadelesiyle oluşan bir şeydir ama onu bile kendilerine pay çıkaran bir zihniyetten bahsediyoruz. Benim ismim Dilan, 89'da bu isim bana konulmuş ve bu isminde de benim babamın da, atalarımın da, Kürt halkının da emeği var. Yani bu isim bize herhangi bir AKP'den önceki devam eden zihniyetin de ürünü olarak bizim, yani Kürtçe isimler konulmadı ama kalkıp bunu çok rahat bir şekilde bu yalanı meclis kürsüsünden anlatabiliyorlar. Bize karşı alerjileri niye? Çünkü biz onların bu yapmış oldukları aslında yalanları, talanları, siyaseti boşa çıkaran, bir bir teşhir eden bir politika izledik bu süreçte. Elbette ki rahatsız olacaklar. Fakat biz böylesi bir politikamızı yapmaya devam edeceğiz. Yani bundan sonraki süreçte, yani 2024 bütçesinin nasıl ki halkları kazandırmadığını da tek tek halklarımıza anlatacağız. Çıkıp işte bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok, bizim Kürtçeye karşı bir sorunumuz yok, Kürtçeye bir alerjimiz yok, dillere alerjimiz yok, İşte biz işte Kürtlerin kendi aralarında Kürtçe konuşabilmesini getirdik, isimlerini getirdik diyen zihniyet, bir yandan da Kürtçe yapılan her konuşmada Anayasa 3'ü hatırlatması. Şimdi bu yine AKP iktidarının kendi iktidarını koruyabilmesi için yaptığı bir hamledir. Çünkü biz 2014-13 çözüm sürecindeki AKP'nin tavırlarını da çok iyi biliyorduk. Ne oldu da bir anda böyle değişti? Tamamen küçük ortaklarıyla, işte MHP faşizmiyle, bunlarla ortak bir şekilde aslında yani o bağı koparmamak adına ortaya attıkları bir söylem. Her defasında bize Anayasa 3'ü hatırlattı. Fakat biz bundan vazgeçmeyeceğimizi, dillerin yani varlığını ve Kürtçe kimliğinin bir gerçekliğini sadece Kürtçenin de değil, Süryanice'nin de, Lazca'nın da, yine Zazaca'nın da bu dillerin yaşaması gerektiğini ve bu toplumda bin yıllardır yaşayan halkların olduğunu ve elbette ki bizden böylesi bir selamlama beklediğini, sadece bir beklentisi de değil aslında, bizim içimizden de gelen bir şey. Yani sadece bizim tabanımız bizim orada bir Kürtçe selamlamamızı bekliyor diye değil, olması gereken de bu. Elbette ki yani bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Bunu sadece işte tek dil adı altında yapılan zihniyete karşı biz her zaman bu dilin yaşatılması ve bu kadim dilin canlı kalabilmesi için gerek mecliste gerek sokaklarda bu konuşmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü bunların hiçbiri anayasal zeminde ortaya konacak bir şey değil. Kaldı ki biz orada her bir selamlamamızın aslında orada anlamayanlar için, yani dil bilmeyen ve anlamayan birçok kişi için tercümesini de yapıyoruz. Yani ne demek istediğimizi de aslında bahsettiğimiz ifadenin bu olduğunu da söylüyoruz. Aslında orada mevzu anlamamak değil, mevzu anayasa 3 de değil aslında. Orada Kürtlerin kendi kimliğini, kendi dilini yok sayan bir yerde olan bir durum. Bir diğer yandan yine Adalet Bakanlığı görüşmesinde, şimdi iktidar ve bakanlık öyle bir tablo çiziyor ki, yani düşünsenize bakın, cezaevlerinde açlık grevleri var. Sayın Öcalan üzerinde 34 aydır ağır bir tecrit söz konusu. Ve işte konumuz adaletse, eğer hukuki olarak değerlendirilecekse elbette ki biz bunları dile getireceğiz. Elbette ki bu hukuksuzlukları ortaya koyacağız. Fakat öyle bir tablo çizebilirler ki, yani düşünün, yani cezaevlerine ilişkin başlıkta dahi çıkıp utandığımız insan hakları, daha önceki utandığımız, yani işte kendileriyle birlikte bir devrim yaptıklarını sanıyorlar ya, utandığımız insan hakları artık o noktaya gelmedi diyebiliyorlar. Başvurularımız çok azaldı. Cezaevlerinde hiçbir sorun yok deyip aslında sahadan, toplumdan, toplumun beklentilerinden, zindanlardan bir haber şeklinde konuşuyorlar. Haberleri yok değil, haberleri var. Aslında oralarda yaşanan tüm hak ihlallerinin hepsinden haberi var. Çünkü sadece bize başvurular gelmiyor.
Yani DEM vekilleri olarak, İnsan Hakları Komisyonu üyesi olarak bize tek başvuru yapılmıyor. Bu bir bütünen komisyona zindanlardan başvurular geliyor, hak ihlallerine dair. Bunları bilmemelerinin imkanı yok. Yani biz bunu şöyle açıklayamayız. İşte başvurular sadece bize geliyor, o yüzden haberleri yok. Onlara o yüzden böyle açıklamak gerekiyor. Kesinlikle böyle bir şey değil. Onlar da Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinin ne halde olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama ne yapacaklar elbette ki yine kendi iktidarlarını koruyabilmek için oraya o kadar muazzam bir tablo çizmeye çalıştılar ki. Haliyle de bizler de o çizmiş oldukları tabloları tamamen yıkan, gerçekçi verilerle ortaya çıkan bir tablo çizdik. Şimdi bundan rahatsız olmaları kaçınılmaz. Fakat daha çok rahatsız olacaklar. Yani biz çizmiş onların bu halkları aslında başka noktaya çeken ve algısını yöneten sistemlerine karşı tek tek verilerimizle ortaya koyacağız. Eğer bugün bu ülkede insanlar bu mışığıyla adaleti sokakta arıyorsa, cumartesi anneleri halen 28 yıldır kayıplarını arıyorsa, faili meçhul cinayetler halen açığa çıkmadıysa ve zaman aşımından bunlar kapattılarsa, bakın bunlar diyorum çünkü bunlar yaptı. Yani bunların hiçbiri işte yargı bağımsızdır adı altında yine halklara bir mesaj veriyorlar, böyle bir şey de değil. Yargı asla ve asla şu an Türkiye'de bağımsız değil. Bunun birçok örneği biliyoruz. Can Atalay'dan biliyoruz, Kavala'dan biliyoruz, Demirtaş'tan biliyoruz. Yine Sayın Hoca'nın üzerindeki infaz kanunu yok sayan politikalarından biliyoruz. Yani o yüzden bu hikayelerini biz bir bir teşhir etmeye devam edeceğiz. Yani adalet bu noktaya gelmişse eğer, biz de bu hukuksuzlukları bir bir yüzlerine söylemeye, hakların takdirine sunmaya devam edeceğiz. Onların bu saldırıları şu an volümü 1 ise her geçen gün 2'ye, 3'e, 5'e katlanacak. Çünkü önümüzde bir yerel seçim var. Bu onların politikası zaten. Yani her yerel seçimde savaşı da, derinleşmeyi de, kutuplaşmayı da ortaya çıkaran bir yerdeler. Fakat biz bu mevcut duruşumuzdan, bu mevcut gerçekliği ve hakikati arama noktamızdan vazgeçmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Tamamen kadını aslında eve kapatan, üretimden geri çeken ve aile içinde aslında varlığını sürdürmeye mahkum eden bir zihniyete sahip. Ve bizim de inandığımız şey kadının güçlenmesiyle toplumun güçleneceği yerde. Bakın aile demiyorum, toplum diyorum. Çünkü biz kadını aileyle birleştiren bir yerde değiliz. Nasıl ki bu iktidar bu anlamda kadını ısrarlı bir şekilde aile içerisine hapsetmeyen bir politika sürdürüyorsa, biz her yerde kadını aile içerisinde değil, toplum içerisinde aslında, yani toplumdaki varlığını ortaya koyan bir yerdeyiz. Bakın plan bütçede de biz bunu görüştük. Yani bütçe görüşmelerinden önceki süreçte de Aile Bakanlığı'nda da yapmış olduğumuz görüşmede bir kere bakanlığın ismi ortada. Yani kadın kelimesi yok. Arkadaşlar bir çalışma yaptılar hem plan bütçede hem komisyonda. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair tek söylemleri yok. Kadın kelimesi yok. Yani düşünsenize, yani bir aile ve sosyal politikalar adı altında yapılıyor ve kadın, Türkiye'de her gün bir kadın öldürülmesine rağmen AKP'nin kadın politikası ortada olan bir şey. Ve aslında oraya tamamen bir kurguyla da gelinmiş. Yani tamamen aslında önceden hazırlıklar yapılmış. Ta ki plan bütçeden tutun da bütçe görüşmelerinin, yani genel kuruluna kadar tek bir kalem kelime bile değiştirilmeden, yani sorularımız dahi, bizim sormuş olduğumuz sorulara bile cevap verilmeden doğrudan işte AKP'nin eline sorular verildi. O sorulara önceden hazırlık yapıldı ve o sorular şimdi etkin bir muhalefet, etkin bir iktidar, etkin bir Türkiye'nin gerçekliği ve kadın politikası bu olmamalı. Eğer bu ülkede her gün bir kadın öldürülüyorsa dönüp bir orada düşünmeleri gerekiyor. Biz nasıl da olur, biz kadını nasıl güçlendirebiliriz? Toplumsal cinsiyet eşitliğini bu ülkede nasıl sağlayabiliriz? Kadınların yaşama, hayata katılmaları noktasında nasıl politikalar izlememiz gerekir demesi yerine iktidar ne yaptı? Tamamen işte durup durup şunu söylediler. Biz işte sosyal yardım adı altında kadınlara şu kadar teşvik, kadınlara bu kadar teşvik. Aslında burada bir amaç yatıyor. Buradaki amaç şu: ey kadın, evinde otur, biz sana bir lokma dahi olsa karnına girecek parayı veririz, yeter ki sen üretme. Yeter ki sen farkındalığın olmasın. Yeter ki sen alanlara, sahalara çıkıp kadın bilincinin mücadelesini yükseltme mesajı veriyor aslında AKP. Yani kendi tabanına da bunu yapıyor. Bakın sadece muhalefette DEM Parti taban değil. Bakın seçmen olarak bakmamak gerekiyor buna. Yani Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar açısından bakmak gerekiyor. Kendi tabanına da bu mesajı veriyor. Açık açık diyor ki sen evinde otur, yeter ki üretme, senin sesin çıkmasın. Çocuk bak, eşin döver, biz terör ederiz, bir şey olmaz, bir şekilde tekrardan eşini ikna ederiz, aile içerisinde koyarız. Başka hiçbir şey sundukları yok kadınlara. Ve bu süreci devam ettirdiği sürece AKP iktidarı, yani kadını yok sayan politikaları devam ettirdiği sürece, çok üzülerek söylüyorum,
her bir kadının ölümünde onların da payı vardır. Ne zaman ki artık bu politikaları kadını gerçekten de güçlendiren, şiddeti engelleyen yerde olurlarsa ancak o zaman bu ülkede kadına yönelik şiddet çetelesi bu kadar yükseklere çıkmaz. Biz bunu onlara söylediğimiz zaman dönüp şunu söylüyorlar. Ne demek yani, biz istiyor muyuz kadınlar ölmesin? Tamam, evet istemiyorsanız o zaman kadınları güçlendiren politikalar yapmanız gerekiyor. Kadınların hayata katılması gereken politikalar yapmanız gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirlerinizi yoğunlaştırmanız gerekiyor. Ama ne yapıyorlar? İşte geliyorlar orada övüne övüne 62-84'ü anlatıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden zihniyet gelmiş şimdi 62-84'ü övüne övüne anlatıyor. Ama ben size söyleyeyim. Yani hepimiz aynı anda ölmeyeceğiz, göreceğiz yani. Yarın öbür gün 62-84'le ilgili de böylesi düzenlemeler önümüze gelecekler. Niye? Neden? Çünkü kadını yine aile içerisinde hapseden, çocuk doğurtan ve sadece çocuğun bakım gücünü anneye yükleyen bir politikaları söz konusu bunların. E tabii ki en etkin bir şekilde buna muhalefet eden bizleriz. Neden? Çünkü DEM Parti'nin, biz DEM Parti olarak kadının güçlenmesiyle toplumun güçleneceğini, her yerde kadına dair toplumsal cinsiyet eşitliğini öne süren, seçimlerde dahi eş başkanlık düzeyinde yine fermuar sistemleriyle aslında kadını önceleyen bir yerdeyiz. Ya bir de çekinmeden, sıkılmadan çıkıp şunu diyebiliyorlar. Bu parlamentoda kadın milletvekili sayısı bizim sayemizde yükseldi diyebiliyorlar. Yani dönün DEM Parti'ye bakın. Vekil sayımıza bakın, fermuar sistemimize bakın, eşit temsiliyetimize bakın. Kendi vekil koltuklarına göre ve kadın sayılarına bakın. Yani yüzdeye vursanız bile insan bundan icap duyar. Ya böylesi bir cümleyi kullanmaktan bile icap duyar. E tabii ki biz bu söylemlerin tamamını boşa çıkardığımız için ilk saldırdıkları kitlede bizler oluyoruz. Açız diyen yurttaşa bu ülkede merminin fiyatının haberiniz var mı diye bir söylemleri var bu sistemin. Bu ülkede, bu topraklarda savaş sürdüğü sürece, çatışma olduğu sürece asla ve asla ne buraya bir diğer ülkelerden bir yatırım söz konusu olabilir, ne ekonomi gelişebilir, ne adalet gelişebilir, ne yani hiçbir şey bu ülkede güllü gülistanlık bir şekilde gitmeyecek. Bunun tek çözümü gerçekten de Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü, çatışmaların ve savaşın bitmesiyle ancak ve ancak bu ülkede ekonomi de düzelir, adalet de düzelir, insan hakları da düzelir. Biz bunun buradan doğru olduğunu düşünüyoruz. Sadece Türkiye topraklarında değil, bakın Rojava'da da devam eden bir çatışmalı süreç var. Ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olan bir yerde. Yani siz açız diyen, eve ekmek götüremiyoruz diyen, çocuğu aç uyudu diye intihar eden bir annenin, babanın yaşadığı bir ülkede siz savaşı bitirmediğiniz sürece bu yoksulluk, bu şey devam edecek. Çünkü bütçenin çok ciddi bir oranı savaşa, İşte kendilerince hani güvenlik adı altında hani bir söyledikleri bir güvenlik sorunu adı altında yapmış oldukları kısma ayrılan bir yerde. Biz de buradan diyoruz. Bu ülkede savaş, çatışma bitmediği sürece halklar olarak bizler ne ekonomik olarak rahatlayabiliriz, ne hukuka inanç olarak rahatlayabiliriz, ne de diğer ülkelerden Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere Türkiye'ye bir sermaye, bir güç, bir yatırım yapılmaz. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Dünya tarihi böyledir. Dünya tarihinde savaşın olduğu, çatışmanın olduğu, gerginin olduğu hiçbir ülke ayyuka çıkmamıştır, refaha erememiştir. Bu bir gerçeklik. Bunu görmek gerekiyor. Bakın Tuncay Başkan bir açıklama yaptı bununla ilgili. Ki çok net bir açıklamaydı. Yani ilk defa söylediğimiz bir şey de değildi aslında bizim. Ama tam da bu süreçte bunu saatlerce bütçe görüşmelerinde aslında bütçeye görüşeceklerine bunu konuşabilirler. Yani bu halkın açlığını konuşacaklarına, bu açlığı nasıl giderebileceğimizi konuşacaklarına bizim eş genel başkanımızın yapmış olduğu konuşmayı çarpıtan bir yerde oldular. Tuncay Başkan, biz bunu her yerde söylüyoruz. Eğer Türkiye'de bir huzur isteniyorsa bölgedeki çatışmaların bitmesi gerekiyor. Bitmediği sürece Trabzon'da da bunun negatif yönünü görürüz, Edirne'de görürüz, Ankara'da da görürüz, Urfa'da da görürüz, her yerde görürüz. Çünkü ortada bir Kürt sorunu var ve demokratik yollarla çözülmesinin ısrarı olan barış dilini her zaman diyoruz ki biz hazırız. Buyurun gelin onurlu bir barışa hep birlikte imza atalım diyoruz. Fakat karşı tarafta sırf kendi iktidarını ve kendini koruyabilmek için, kendi iktidarını büyütebilmek için ve küçük ortağını aslında işte MHP'yi, kısmen Hüdapar'ı, kısmen Yeniden Refah'ı kaybetmemek için, kendi çünkü tek başına iktidar olamadıkları için kaybetmemek için bu savaşı, bu çatışmayı derinleştiren bir sistem aklı, devlet aklı var. Bu devlet aklının devamıdır. 100 yıl önce de böyleydi ve Türkiye'nin şu an 2. yüzyılına giriyoruz. Aynı zihniyet devam ediyor. Ve söylenen her sözü bizden doğru aslında.
ortaya çıkan her söze saldıran bir iktidar aklı var. Ve biz buradan bir daha söylüyoruz. Biz bu topraklarda çatışma istemiyoruz, savaş istemiyoruz. Kalıcı, onurlu bir barış istiyoruz. Eşit bir düzende. Bakın ne bir eksik ne bir fazla. Eşit düzende, yani Kürtler ve Türkiye'de yaşayan diğer halkların tamamı, ezilen azınlık olan tüm halklara eşitlik talep ediyoruz. Ve DEM Parti olarak sadece Kürtler üzerinden de demiyoruz bunu bakın. Aleviler üzerinden diyoruz, Süryaniler üzerinden diyoruz. Ezilen, yok sayılan her kesim için eşit bir yaşamdan bahsediyoruz. Bundan hala bir perspektif olabilir mi? Bundan hala bir paradigma olabilir mi? Bir tane insanın bile ölmemesi için mücadele eden bir yerde olduğumuzu söylüyoruz. Fakat iktidar aklı ne yapıyor? Bunu cımbızla çekip, aslında olayı da başka bir noktaya cımbızla çekip tüm Türkiye'yi aslında bir algıyı yöneten bir yerde durmaya çalışıyor. Biz bunun karşısında olmaya devam edeceğiz ve kendimizi halklara anlatmaya, aslında çünkü iktidarı anlatmaya demiyoruz. Biz bunu yıllardır anlatan bir şeyiz. Yani bu süreç, parlamento süreci işte bu 8 ayla başlamadı. Yani uzun yıllardır parlamentoda grubu olan bir parti olarak söylüyoruz. Uzun yıllardır aynı şekilde ifade ediyoruz. Fakat bunu görmek istemeyen, duymak istemeyen bir iktidar ve devlet aklı var. O yüzden biz halklarımıza da bunu anlatıyoruz. Yani Türkiye'deki tüm demokratik kesimlere de ve buna inanan tüm kesimlere de anlatmaya da devam edeceğiz bunu.